Bunu arkadaşlar hemen fx yapalım, yani u diyelim. X artı 1'e u dersek, bakın haliyle tabii ki x'e 1 verdiğimizde u 2 olur. X'e 3 verdiğimizde u 4 olur. Bu yüzden de 2'den 4'e f u du, yani bir nevi fx dx olur. Böylece artık bir daha onu ona çevir falan uğraşmayız. 2'den 4'e fx dx yaparken de tabii ki artık 2'den 4'e olduğu için şu alttakini kullanacağız. 2x eksi 3 dx olacak. X kare eksi 3x 2'den 4'e, 16 eksi 12 eksi 4 eksi 6, 16 eksi 12 4, 4 eksi 6 eksi 2, bir de önünde eksi var. Böylece 6 olmuş oldu C şıkkı. 3 artı x kareye u diyelim. Çünkü arkadaşlar bakın, bir şeyin türevi sorunun içinde varsa ona u demek lazım. 3 artı x kare eşittir u. 2x dx eşittir du oldu. Böylece artık kök u çarpı du arkadaşlar. X'e 0 verdiğimiz zaman u 3 oldu. X'e 1 verdiğimiz zaman u da 4 oldu. Kök u nasıl çıkacak dışarı? U üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. 3'ten 4'e ters çevirdiğimizde 2 bölü 3. U 3 bölü 2 arkadaşlar. 2 bölü 3. 4'ü yazarsak şimdi yerine, 4'ün karekökü 2, 2'nin kübü 8. Sonra burada 3'ün kübü 27, kök 27. Yani orası da 3 kök 3 olacak. 2 bölü 3'ü dağıttığımız zaman da 16 bölü 3 eksi 2 kök 3 E şıkkı. Eksi 1'den 6'ya fx dx, grafik altında kalan alanlara bakalım arkadaşlar. Şimdi eksi 1'den 3'e kadar burası bir dik yamuk. Şöyle burası 4 birim, burası 2 birim, yükseklikte 3 birim. 6 çarpı 3 bölü 2'den 9. Şimdi devam edelim. Buradan itibaren, tam bu noktadan itibaren bakın şuraya kadar olan uzunlukta 1 ve 2 olduğu için 1 çarpı 2 bölü 2'den eksi 1. Şimdi altta kaldığı için eksi 1 dedim. Yine yukarı doğru çıkıyoruz. Şuraya kadar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burası da 2 çarpı 4. 2'ye böldüğümüzde burası da 4 olacak arkadaşlar. Sonra şu bölge bakın 4. Şimdi 6'ya kadar olan yerde gördüğünüz gibi burası 1 çarpı 3. Eksi 3 diyelim. Topladığımız zaman 9, 4 daha 13. 4 çıkardığımız zaman 9 olmuş oldu E şıkkı. X eşittir A noktasındaki teğetin neyimi demek? F türev A 3 demek. B noktasındaki teğetin neyimi de F türev B kök 5 demektir arkadaşlar, o noktadaki türev. İkinci türev fonksiyonu AB aralığında sürekliymiş arkadaşlar. Buna göre şimdi f türev x'e u derseniz, bakın f'in ikinci türevi x dx du olur. Bundan dolayı bakın u du olur. Bu da integral dışına u kare bölü 2 olarak çıkar. Değişkenleri değiştirmedim çünkü harf var arkadaşlar, onlarla uğraşmak istemeyiz. F türev x'in karesinin yarısı olacaktır. B'den A'ya. Yerine yazarsak f türev A'nın karesi bölü 2 eksi f türev B'nin karesi bölü 2. Zaten f türev A 3'tü. 9 bölü 2. F türev B kök 5 olduğu için karesi 5 bölü 2. 9 eksi 5 4 bölü 2'den 2 C şıkkı. F'in türevi fx'miş, o zaman yerine yazalım. 1'den 2'ye fx çarpı f türev x dx, bu şekilde gördüğünüz gibi. Buraya u dediğiniz zaman tabii ki bu du olacak. Ve u du'nun integrali de arkadaşlar u kare bölü 2'dir. Şimdi artık u dediğimiz fx'ti. Yerine yazdığımız zaman fx'in karesinin yarısı 1'den 2'ye. Fx f2 olduğu zaman 9'un karesi bölü 2. 1 olduğunda f1 1 verilmiş. Bu da 1 bölü 2. 80 bölü 2'den 40 oldu C şıkkı. Bu eğrileri çizelim ki görelim arkadaşlar. X kare eşittir 2y demiş. Y'yi yalnız bırakırsanız normal x kare bölü 2. Şöyle bir parabol, kolları yukarı doğru olan. Diğeri de y kare bölü 2 eşittir x. Burada arkadaşlar x'e y'ye bağlı bir fonksiyonsa bakın bu şekilde kolları sağa doğru olacak. Şimdi bunların arasında kalan bölgenin alanı işte burası. Şimdi onun için de kesim noktalarını bulalım. Burada
y'yi kare alırsak arkadaşlar y kare x üzeri 4 bölü 4 olacak. Eşit olacak. Y kare bölü 2 2x olduğu için y kare o zaman 2x yapar. Burayı da böyle 2x diyebilirim. X 0 olabilir. X yerine 0 yazdığın zaman hakikaten sağlar. Bir de sadeleştirdiğimizde x küp eşittir 8'den. X 2 olabilir. Demek ki bunlar 0 ile 2 aralığında kesişiyor. Artık bu bölgenin alanını bulmak için toplam şuradaki dikdörtgenden şurası ve burasını çıkarmamız lazım. Şimdi onları bulmak da çok kolay biliyorsunuz. X gördüğümüz yere şu x kare bölü 2 de arkadaşlar yazarsak nedir orası? 4'ün 2'ye bölümünden ordinat da 2. Evet, bir kareymiş. Mavi bölgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 3, 4 bölü 3 olacak. Aynı şey burada da geçerli. Burası da 4 bölü 3. Toplam alan kare olduğu için 4, eksi 8 bölü 3. Böylece 4 bölü 3 kaldı, D şıkkı. Peki neden bu iki bölgenin alanına aynı dedim? Bunlar arkadaşlar aslında bakın birisi y eşittir x kare bölü 2. Diğeri de x eşittir y kare bölü 2. Y ile x yer değiştirmiş vaziyette. Bundan dolayı kapladıkları alan da aynıdır. Y eşittir x kare parabolü. Tepe noktası orijinde olan şu parabol. Y eşittir kx orijinden geçen bu doğru arkadaşlar. Bunların arasında kalan sınırlı bölgenin alanı da 9 bölü 16 verilmiş. Şimdi şöyle yerine yazdığımız zaman bir kere buranın apsisi doğruya bakarsanız y eşittir kx ya, eğim arkadaşlar k. Kesişimlerine de bakarsak kx eşittir x kareden zaten evet gerçekten apsisleri sıfırda kesişiyor. Bir de gördüğünüz gibi x eşittir k'da kesişiyorlar. Burası k olduğu için tanjant alfada k olduğuna göre o zaman ordinat k kare ya da git eğri üzerinde yerine yaz. Apsiste x gördüğün yere k yazarsan hakikaten ordinatta k kare olur. Böylece bu renkle de göstereyim. Şurada arkadaşlar kırmızı eğri altında kalan bölgenin alanı k çarpı k kare bölü 3'tü. Pratik olarak böyle yapıyoruz. Dik üçgenin alanına bakarsanız o da arkadaşlar k çarpı k kare bölü 2. Bunları çıkarttığımız zaman k küp bölü 6 eşittir 9 bölü 16. 6 ile 16'yı sadeleştirdiğimiz zaman 3. Burası da 8 oldu. İçler dışlardan k küp 27 bölü 8. K da arkadaşlar 3 bölü 2 A şıkkı. Apsis 4 olduğu için şurasının da ordinatı 2 olacak. Çünkü y eşittir x bölü 2 doğrusu. X yerine 4 yazdığımızda ordinat 2 oluyor. 4 çarpı 2 bölü 2'den buranın alanı gördüğünüz gibi 4. Şimdi 0'dan 4'e fx dx 9 verildiği için o zaman arkadaşlar buraya 5 kalır. Çünkü bakın şöyle buranın alanı toplam olarak bize 9 verilmiş. Sonra 4'ten 6'ya fx dx de şöyle şu bölge arkadaşlar gördüğünüz gibi soruda 2 birim verilmiş. Şimdi bize neresi lazım? Mavi bölge. Mavi bölge içinde ne yapacağız? Doğrudan yararlanacağız. Bakın şimdi doğrunun burası ordinat 6 olduğu için apsisi 6 olduğu için ordinat 3 olacak. Zaten üst tabanda 2. Normal dik yamuğun alanı 2 artı 3 bölü 2 çarpı yükseklik arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 olacak. Toplam alan 5 oldu. Bize 2 verdiği için yeşil bölgenin alanını demek ki o zaman burası da 3'müş. 5, 3 daha 8 yaptı mavi bölge. Y eşittir 3 kök x arkadaşlar. Kolları sağa doğru olan parabolün üst kısmıdır. Mavi kısım yani. Y eşittir 0 x ekseni zaten. X eşittir 1 doğrusu da gördüğünüz gibi x eksenine dik olan doğru. Şimdi y eşittir mx de kırmızı olan bu doğru arkadaşlar. Bunlar y eşittir mx tarafından iki eşit bölgeye ayrılmış. Yani şuraya S dersek burası da S. Buna göre şimdi M'yi sormuş bize. Önce hemen bu iki S'i bir bulalım. Bakın şimdi. X'e 1 verdiğimiz zaman zaten apsis biz 1. Ordinat arkadaşlar 3. Şu bölgenin alanı parabolden dolayı 3 çarpı 1 bölü 3. Yani 1 birim. O zaman 2S de arkadaşlar 2 olacak. Toplamda dikdörtgenin alanı 3 olduğu için. Ve S de 1 olmalı.
Demek ki bu dik üçgenin alanı 1 birim kareymiş. Şimdi burası 1. Dik üçgenin alanı 1 olduğu için şuraya h dersek h çarpı 1 bölü 2 eşittir 1'den. Burası 2 birim oldu. Tanjant alfa arkadaşlar doğrunun eğimidir. Sağ yatık 2 bölü 1. Demek ki doğrunun eğimi 2'ymiş. E şıkkı. Ax kare artı b tepe noktasının apsisi y ekseninde olan paraboldür. X'i 0 verdiğimiz zaman y'si de b'dir. Şöyle b'den geçen tepe noktası da gördüğünüz gibi x ekseninde olan y ekseninde olan bir parabol. Sonra arkadaşlar x eşittir 0. Gördüğünüz gibi y ekseni. Sonra x eşittir 2 böyle bir doğru. Y eşittir 0 zaten y ekseni ve parabol. İşte bu mavi bölgenin alanı arkadaşlar. B'den ve 2'den geçen 0'a B ve 2'ye 0'dan geçen şu doğru tarafından alanları oranı 3'e 1 olacak şekilde ayrılıyormuş. Yani biz buraya S dersek burası bakın 3S olur. Hatta şunu da yapalım. Dikdörtgenden yararlanarak buraya S diyelim. O zaman buranın alanı da 2S olur arkadaşlar. Şimdi S dediğimiz alan dik üçgenden dolayı B çarpı 2 bölü 2'den B. Bu S'e eşit. Şimdi parabol yardımıyla şu 2S'i bulmak istersek. Apsisten dolayı zaten şu uzunluk arkadaşlar 2. Ordinatı bulmak için yerine yazarsak 4A artı B eşittir Y oluyor. Ve ordinat B olduğu için buraya da bakın 4A artı B'den B çıkarırsak 4A oldu. 2S eşittir 4A çarpı 2 bölü 3. Çünkü bildiğimiz parabol pratik formülü. Bu da arkadaşlar 2S eşit olacak. Bunlar gidince A buradan 3S bölü 4 oldu. Şimdi zaten biz B'nin S olduğunu görmüştük. Demek ki yerine yazarsam A 3B bölü 4'e eşit arkadaşlar. C şıkkı. B yerine A yazalım. Nasıl olsa A ve B eşit verilmiş. O zaman bu eğri altında kalan bölgenin alanı A artı T arkadaşlar. İntegral 0'dan 3'e x kare artı 1 dx. Böylece x küp bölü 3 artı x 0'dan 3'e yerine yazdığımız zaman 27 bölü 3 artı 3 eksi 0 arkadaşlar. 9 artı 3'ten 12 oldu. Aynı zamanda A artı T bakın bir dikdörtgenin alanı ve bu dikdörtgenin bir kenarı 3, diğer kenarı da ordinattan dolayı k. Eşittir 3K oldu. 12 eşittir 3K'dan K4 oldu. C şıkkı. Bu arkadaşlar sorulduğu yılda gerçekten çok zorlayıcı bir soruydu. Çünkü şıklardan evet gidilebilir ama şıklardan giderken de ele eleye belki A olmaz, B olmaz, C olmaz, D olmaz diyerek E'ye ulaşabilirsiniz. Ama ben size gerçekten düzgünce çözümünü göstereyim. Biz şimdi sorularda fonksiyonun tersi için burayı kullanıyoruz. Ama bu soruda orayı kullanarak da yani kırmızı bölgeyle taradığım yeri kullanarak da yapmak biraz zor. O yüzden şundan yararlanacağım. Bir fonksiyonun y eşittir x'e göre simetriği arkadaşlar fonksiyonun tersinin grafiğidir. O yüzden bakın fonksiyonun tersini böyle kırmızı renkle göstereceğim. Ve bu x eşittir 1 doğrusuysa o zaman y eşittir x'e göre simetriydi arkadaşlar. X ile y yer değiştireceği için y eşittir 1 doğrusu olacaktır şu şekilde. Sonra yine aynı şekilde burası 1'e 2 noktasıysa burası arkadaşlar yer değiştirir. 2'ye 1 noktası olur. Şöyle bir K noktası olsun. Üzerindeki bir L noktası artık 2'ye 1 yapacaktır. O zaman kırmızı bölgenin alanı şöyle bir dik yamuktan arkadaşlar şu eğrinin altında kalanın çıkmış halidir. Peki dik yamuğun alanını nasıl bulacağız? Sıfırdan 1'e kadar arkadaşlar y eşittir x bunun integrali artı 1'den 2'ye kadar y eşittir 1 olduğu için bakın bunun integrali. Şu an dik yamuğun alanını oluşturdum. Hatta siyahla şöyle göstereyim. Bakın şu dik üçgenin alanı 0'dan 1'e kadar olan integral x dx'tir. Y eşittir x doğrusundan dolayı yine buradaki bu dikdörtgenin alanında arkadaşlar 1 ile 2 arasında y eşittir 1'in integralidir. Sonuçta o grafiğin altında kalan bölge. Eksi diyeceğiz. İntegral 0'dan 2'ye kadar arkadaşlar. Bu denklemin adı y eşittir f'in tersi x dx. O zaman burası da f ters x dx oldu.
Bakın şıklarda buna uyan cevap hangisi? E şıkkı. Sadece şu zaten 0'dan 1'e x dx ayırarak yazayım bakın. Bu zaten tamam. Sonra 0'dan 1'e f'in tersi x dx eksi parantezinde şöyle artı olarak yazayım. Diğeri de 1'den 2'ye f'in tersi x yine dx bakın. Eksi parantezini aldım. E zaten 0'dan 1'e ve 1'den 2'ye bu bağlantıdan dolayı aslında 0'dan 2'ye demektir. Böylece burası hakikaten f'in tersi x dx oluyor. Sonra bir de şurada 1'den 2'ye 1 dx. Bunların toplamından gerçekten arada eksi var. Bunu çıkarttığımız zaman kırmızı bölgenin yani diğer bir deyişle o sarı bölgenin alanını elde ediyoruz. E şıkkı gerçekten zor bir soru. Türevi f türevi x eşittir 3x kare olan f fonksiyonun x eşittir a noktasındaki teğeti. X eşittir a noktasındaki teğet f türev a demektir. Ve bu zaten türev fonksiyonu verildiği için direkt yerine yazacağız. 3a kare eşitmiş bu doğruya. Peki bu ne demek? Şöyle bakın bir eğri olarak düşünün bunu. Türevi 3x kare. Siz gidiyorsunuz bir a noktasında teğet çiziyorsunuz. Bu doğru. Y eşittir 12x eksi 14 oluyor. Zaten bu doğrunun eğimi arkadaşlar bu noktadaki teğetti. Bu noktadaki teğet yani bu noktadaki türev daha doğrusu. Bu noktadaki türev 3a kare. Ve bu noktadaki teğetin eğimi de 12 olduğu için bunlar birbirine eşit. A pozitif dediği için A 2 oldu. Teğetin eğiminin türeve eşit olduğunu unutmayın. Bundan sonra artık A 2 olduğu için bu nokta arkadaşlar 2'ye 1 Y noktası. Bu nokta eğrinin de üstünde doğrunun da üstünde. Eğrinin denklemini bilmiyoruz zaten. Bilsek F1 hemen buluruz. O zaman bu noktanın doğru üstünde olmasından yararlanalım. 2 çarpı 12 eksi 14 eşittir Y'den. Y 10 geldi. Demek ki 2'ye 10 noktası hem doğrunun üstünde hem eğrinin üstünde. Şu an 2'ye 10 noktasını kullanamayacağız ama birazdan işimize yarayacak. Bize F1 sorulduğu için bu F türev X 3X kare olduğu için o zaman bunun integrali Fx'tir. Fx de buradan X küp artı C oldu. Ve artık şunu kullanabileceğiz bakın. 2'ye 10 noktası bu eğrinin üstünde olduğuna göre denklemi sağlar. 2'nin kübü 8 artı c eşittir ordinat 10. C 2 oldu. Fx'in x küp artı 2 olduğunu bulduk. F1 de buradan 1 artı 2'den 3 geldi D şıkkı.